Evet arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Bilmiyorum nasıl gidiyor. Umarım iyidir, her şey yolundadır. Şimdi kazanım 123'e geçeceğim. Bir bakayım neler var elimde. Pek bir şey de var gibi gözükmüyor. Bir 30 derece var orada. Nereden başlamalıyım? Şurası 60 derece. Şimdi şuraya biz bir A desek, 60'ın karşısı A kök 3 yapar. Şimdi karenin bir kenarı A kök 3, bir de şu A artı 12. Bunlar birbirine eşit. Yani A kök 3 eşittir A artı 12. Şu A'yı sol tarafa atacağım. A parantezinde alayım. Kök 3 eksi 1 eşittir 12. Evet, A iyi bir değer değil. 12 kök 3 eksi 1 oldu. Bunun eşleniği kök 3 artı 1'de bir genişletelim. Hemen yukarı çarpmayın. Bir 12 parantezinde yazayım. Şöyle. Aşağı tarafta İki kare farkı var burada. A eksi B artı B. A kare eksi B kare yapar. Yani kök 3'ün karesi 3, 1'in karesi 1. Aslında burası 2 yaptı. Şu 2'ye de bunu sadeleştirdim. 6. A değeri 6 kök 3 artı 6 geldi. 6'yı da dağıttım. Bu. Benden burayı istiyor. Ha, istediği yer aslında A kök 3. Bak, x burada aslında A kök 3'e eşit. Demek ki x şunun kök 3 katı. 6 kök 3 artı 6'yı bir de ne yapacağım? Kök 3'le çarpacağım. Şimdi şu ikisini çarptım. 6 kere 3'ten 18 yaptı. 18 artı 6 kök 3 geldi. Evet, değer büyük geldi. Peki. Tamam, geçeceğim. Şimdi buradayım. Bu 10, bu 4. Burada bir şeyler var. Şurada açı ile ilgili bir şeyler var. Biraz küçülteyim. Gözü göremedim. Nerede bu? CPE. CPE. Yani şuraya biz alfa desek. PEC. 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 Şurası. Ha, burası 2 alfa. Tamam. Direkt mevzu anlaşıldı. Çünkü burada 90 olduğu için bu 30, bu da 60 dereceymiş. Ondan bahsediyormuş. 30-60'ı yazalım. Şimdi şurası 30'un karşısı x ise burası 60'ın karşısı x kök 3. Şurayla şura birbirine eşit kare olduğu için yani x kök 3 artı 4 eşittir x artı 10. Şu x'i buraya 4'ü sağ tarafa atalım. X parantezini alayım. Kök 3 eksi 1. Buradan buraya gitti. 6 kaldı. X 6 bölü kök 3 eksi 1. Kök 3 artı 1'i de bir genişletelim bakalım. Şöyle oldu. 6 kök 3 artı 1. Aşağısı da 2 kare farkının 3 eksi 1'den 2. Şunlar da gitti. 3. X değerimiz 3 kök 3 artı 3 çıkıyor. Evet. Değer bu. Peki. Şimdi bundayım. Bu biraz büyüyebilir. Evet. Nasıl bir durumsun sen? Bak, burası bir kenarımız 20 iken şu kenarımız da 20. 15, 75, 90 üçgenini bu bölümde, yani daha doğrusu bu fasikülde çok konuştuk. O neydi kuralımız? Yüksekliğimiz hipotenüsün 4'te 1'iydi. Yani bu ne demek? Şunun devamını getirdim. Bir dik indim. Burası 20 iken burası 4'te 1'i, yani 5. Bura 5 geldi, tamam. Şimdi şu kırmızı çizginin boydan boya uzunluğu x artı 5 zaten. O da 20 ise x değerimiz 15 geliyor.